annem güzel ülkemizi gezerken biliyorsunuz ki illeri hem sizlere tanıtıyoruz hem de bu ilde meslek gruplarında faaliyet gösteren iş insanlarını sizlerle izleyeceğimize aktarıyoruz ve tanıtıyoruz. Şimdi özellikle endüstriyel temizlik ürünleri alanında merak ettiğimiz bazı sorular var efendim. Biz de bunu İstanbul'da Avrupa yakasında öğrenebileceğimiz bir iş insanına çevirdik. Yanımızda firmamızın sahibi Selim Özcan Demirli beyefendi bulunmakta. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Selim Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu işe nasıl başladığınızı öğrenmek istiyorum. Aslında siz buranın en alt kısmından ellerinizle, tırnaklarınızla kazıya kazıya geldiniz ama evet. Bu serüven nasıl başladı? Özellikle neden kimya ya da temizlik ürünleri? Biraz bunları bize bilgilendirebilir misiniz acaba? Özellikle neden kimya? Yani o günkü şartlar öyle diyelim. Hı hı. 2009 yılının 17 Kasım'ında kuruldu bu firma. Aa, süper, çok güzel. İki telli organize sanayi sitesinde bir 150 metrekare bir orta ölçek bir dükkana başladık. Hı hı. Şu an Arnavutköy'deyiz değil mi? Şu an Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy'ün Dursunköy mahallesinde şu an. Tabii bu süreçte zaman içerisinde alınan belgeler, kalite belgeleri, müşteri memnuniyeti. Hı hı. Artık işi bu ölçeklere kadar getirdim. Çok iyi. Şu an yaklaşık Türkiye genelinde 40-45 tane bayi ile çalışıyoruz. Çok iyi. Bunun yanı sıra yurt dışı ihracat müşterilerimiz var. Hı hı. Nerelere gönderebiliyoruz yurt dışına? Şimdi biliyorsunuz Show Türk aynı zamanda yurt dışından ve Avrupa'dan çok izleniyor. Almanya'dan, Fransa'dan çok izleyicilerimiz İsrail, var. Ah süper. İngiltere, Rusya. Ah süper, harika. Üç ülkeyle direkt bayiyle çalışıyoruz, müşteriyle çalışıyoruz orada. Şimdi ürün yelpazemizdeki biraz aslında ürünlerden de bahsedelim. Burası şimdi bir kimya firması olarak geçiyor. Ama alanımız ne? Şimdi çok geniş çünkü kimya bizim sektörü. Bizim alanımız biraz daha temizlik grubunun endüstriyel üretim kısmındayız. Ürün yelpazesi olarak yaklaşık yani bir yıl içerisinde 4000 çeşit yakın ürün yapıyoruz. 4000 çeşit. Evet. Bunlardan özellikle en çok tercih edilenler hangileri? Yani illaki mutfak grupları. Mesela bir catering'e girdiğiniz zaman, bir otele girdiğiniz zaman mutfağında kullanılan üründür. Hızlı tüketim olan ama. Bunun yanı sıra daha çok başarılı olduğumuz konular belediyelerin temizlik araçları, çöp konteyneri. Süper. Ne bileyim asfaltlama araçlarının zift temizleyicileri. Yani biraz daha teknik kimyasalları konusunda başarımız iyi denecek kadar var ya. Bunun yanında bildiğimiz oto temizleme grupları, oto şampuanlar, işte lastik çantır gibi ürünler. Bina yüzeysel temizlik ürünleri, dış cephe temizlik ürünleri. Yani kimyanın temizlik içerisindeki bütün yelpazemiz mevcut. Aslında temizlik ürünü anlamında hem endüstriyel hem de oto işte çok ki kullanılıyor bence. Çok fazla oto yıkamalar da özellikle olduğu için bölgenizde de aynı zamanda İstanbul'un genelinde ya da Türkiye'de bu alanda temizlik ürünleri noktasında her şeyin aslında burada üretimi yapılabiliyor. Doğrudur. Şimdi özellikle bu noktada bence en önemli hususlardan birisi üretim kısmı. Kısaca değinmek gerekirse şimdi bu gibi noktalarda sertifikalar vesaire çok önemli. Bu konuda sizler ne gibi çalışmalar yaptınız ya da yapıyorsunuz? Sertifika çalışmalarımız 2014 ile 2018 yılları arasında devlet kurumlarına çok ağırlıklı çalıştığımız için yaklaşık 20-25 çeşit bir TS belgelerimiz vardı. Şu an ihale usulü çalışmadığımız için artık o TS belgelerini kullanmıyoruz. Bunun devamında ISO belgelerimiz, yerli mal üretim belgelerimiz, ağır sanayide çalışan bu çalışan personelin yağlı eller için üretmiş olduğumuz bir kimyasallar, el temizlenen pastası olarak geçiyor. Bunu iki tane Alman firmasında burada fason üretim yapıyoruz. Süper. Bu tarzda ürünler. Ki açık konuşmak gerekirse yurt dışıyla bir çalışmaya girdiğinizde onlar daha da ekstra bazı Avrupa Birliği'ne onaylı belgeler de isteyebiliyorlar doğru. Çünkü sizden. Kurumsal ilerlemeniz çok daha güzel ve aslında daha kurumsal ilerleme yolunda çok daha emin ve kesin sonuçlar elde etmiş oluyorsunuz aslında bu noktada. Kendimizden eminiz çünkü bu işin üretim ve teknik kısmını Allah'a çok şükür çok iyi biliyoruz. Çok iyi. Evet, bu noktada bence ekip de çok önemli bu arada. Yani çalıştığınız ekip çok önemli. Çalışmış olduğunuz tedarikçi ham madde firmaları çok önemli. Müşterilerden gelen şikayetler çok önemli. Bilinçli müşteriden gelen şikayetler çok önemli. Çalışan personelinizin burada bir özverisi olması çok önemli.
Her şey çok önemli. Harika. Şimdi tam aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Müşteri memnuniyeti noktasında buradaki hizmetleriniz nasıl ilerliyor? Örnek veriyorum, size bir sipariş geldi. Burada tabii ki toplu üretim zaten sağlanabiliyor ama bir problem oldu, örnek veriyorum. İşte sayıda olabilir ya da ürünle ilgili bir problem olmuş olabilir. Buradaki sistem nasıl ilerliyor bu durumda? Bizde üretim olarak problem olmaz. Çok iddialıyız. Çok net, evet. Bunu da müşteri, bizimle çalışan müşteri yaklaşık 2012-13 yılından beri aynı müşteri potansiyeliyle çalışıyoruz. Yani 2018'den sonra örnek veriyorum ya 3 ya 4 müşteri katmıştırız. Zaten şu an mevcutumuz dolu seviyesinde. Bizimle çalışan müşteri de bunu çok iyi biliyor ki buradaki ürün sipariş çekildikten bir konteyner için, 25 ton için söyleyeyim, maksimum 1-1,5 gün içerisinde sipariş tamamlanıp teslimata hazır oluyor. Biz üretim aşamasında çok enderdir böyle sorun yaşadığımız, siparişin 5 gün 10 gün öyle geciktiği falan çok enderdir yani. Yani çok aksi durum olursa. Senede bir kere falandır. O da karşılıklı müşteriyle görüşüp onun izni alındıktan sonra o bir şekilde salkar. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bizler Selim Bey ile beraber üretim kısmımıza geçiyoruz. Bakalım üretim sürecinde süreç nasıl ilerliyor? Aklıma takılan birkaç tane de soru var, kendisine yönetmiş olalım. Hadi bakalım şimdi de tesisimizi dolaşalım. Şimdi görüntülerle beraber görüyorsunuz, biz Selim Bey ile beraber üretim kısmına geldik efendim. Şimdi burada asıl bu ürünlerin nasıl üretildiği ile ilgili kendisinden hem teknik detayları öğrenmiş olacağız, hem de eminim ki sizler de aslında merak ediyorsunuzdur bu ürünler buradan nasıl çıkartılıyor diye. Şimdi Selim Bey, tekrardan merhabalar. Üretim kısmındayız. En önemli noktalardan birisindeyiz aslında. Burada ürünlerimiz nasıl üretiliyor? Biraz bunlarla ilgili bize teknik bilgi verebilir misiniz? Burada ürünlerle alakalı şöyle hassas bir teknik bilgi verelim. Bu ürünler kimyasal ürünlerin, yani bütün deterjan ve kozmetik ürünleri kimya ham maddesini yapılıyor ama burada birinci sırada olması gereken şeyimiz su. Su. Ve suyumuzun tamamen arıtılmış saf su olması lazım. Yani normal çeşme suyu aslında kullanılmıyor. Hayır, kesinlikle. Yani iyi bir ürün için en önce temiz bir suya ihtiyacımız var. Şebeke suyu kullanılacak ama arıtılmış bir su olacak. Bu suyun sertliğinde de sıfır PC dediğimiz sertlikte olacak. Yani suyun içerisinde kireç, yosun gibi hiçbir katkı maddesinden, her şeyin arındırılmış her şeyin, şeklinde her şeyin arındırılmış olacak. Belli reçetelerimiz var. Ürünlere göre işte el sabunla, ne bileyim bir bulaşık yapacaksak ona göre, bunun aktifine, kalitesine göre. Bu bahsettiğimiz görmüş olduğumuz kazanlarımız var, evet. Evet, bu çelik kazanlarda, bunlar çelik kazanların hepsi paslanmaz ve 316 kalite olması ürün için çok önemli. Burada karışım yapılıyor. Bu bölge zaten ham madde ve üretim alanımız burada. Burada dolum veya başka bir personelin girmesi yasak buraya. Burada karışımlar reçetelere göre, laboratuvar... Aslında ürüne göre değil mi? Ürüne göre, reçeteye göre. Hepsinin değişik. Kesinlikle. Şeyleri hepsinin var. Değişiktir. Yani örnek veriyorum, iki çeşit bir sabun yaparsınız. Birisi mavi renk, birisi pembe renk. Ama bunların bile formasyonları farklı farklıdır. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum Selim Bey. Aslında sektöre dair çok önemli detayları sizlerden öğrenmiş olduk. Bu noktada başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler.